Buraya baksana, ağaçtaki. Polis, dön arkanı, dön arkanı dön. Ağaca saklandı ama yine de kurtulamadı. Arkadaş, dilini mi yuttun? Dön bu tarafa, dön. Kapat, kapat. Kapat. Ne kadar meraklısınız ya. Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca çıktı. Aşağı inmemek için dakikalarca uğraştırdı. Bizi çıkmaya zorlama ağaca. Dön, kendin de riske atıyorsun, dön arkaya. Birazdan. Bir günde korkutan artış. Son iki haftada yeni vaka görülmeyen Kırıkkale'de sadece bir günde ciddi artış belirlendi. Birazdan. Mesleki tecrübesi hayatını kurtardı. Covid-19 teşhisi kondu, günlerce tedavi gördü. Mesleki deneyimim açıkçası bir anlamda kurtarıcım oldu diyebilirim. Dikkati sayesinde hayatta kaldı. Birazdan. Ha, ezan okunuyor. Haydi Allah kabul etsin İstanbul. İstanbul kabul etsin arkadaşlar. Online iftarda buluştular. Koronavirüs nedeniyle kalabalık sofralar hayal olunca teknoloji burada da imdada yetişti. Birazdan. Koronavirüs gölgesinde tatil. Misafirlerini ağırlamaya hazırlanan otellerde ne gibi önlemler alınıyor? Tatilcileri hangi değişiklikler bekliyor? Birazdan. Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da okulların yeniden açılacağı iddialarına Milli Eğitim Bakanı ne dedi? Birazdan. Nebze de olsa içim rahatladı. Çok güzel bakımını, temizliğini, çiçeklendirmesini yapmışsınız. Mezar ziyaretleri de artık dijitalleşti. Her şeyin değişmesine neden olan koronavirüs, mezar ziyaretlerini de sanal ortama taşıdı. Birazdan. Buraya baksana, ağaçtaki. Polis, dön arkanı, dön arkanı dön. Ağaca saklandı ama yine de kurtulamadı. Arkadaş, dilini mi yuttun? Dön bu tarafa, dön. Kapat, kapat. Kapat. Ne kadar meraklısınız ya. Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca çıktı. Aşağı inmemek için dakikalarca uğraştırdı. Bizi çıkmaya zorlama ağaca. Dön, kendin de riske atıyorsun, dön arkaya. Birazdan. Bir günde korkutan artış. Son iki haftada yeni vaka görülmeyen Kırıkkale'de sadece bir günde ciddi artış belirlendi. Birazdan. Mesleki tecrübesi hayatını kurtardı. Covid-19 teşhisi kondu, günlerce tedavi gördü. Mesleki deneyimim açıkçası bir anlamda kurtarıcım oldu diyebilirim. Dikkati sayesinde hayatta kaldı. Birazdan. Ha, ezan okunuyor. Haydi Allah kabul etsin İstanbul. Kabul etsin arkadaşlar. Online iftarda buluştular. Koronavirüs nedeniyle kalabalık sofralar hayal olunca teknoloji burada da imdada yetişti. Birazdan. Koronavirüs gölgesinde tatil. Misafirlerini ağırlamaya hazırlanan otellerde ne gibi önlemler alınıyor? Tatilcileri hangi değişiklikler bekliyor? Birazdan. Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da okulların yeniden açılacağı iddialarına Milli Eğitim Bakanı ne dedi? Birazdan. Nebze de olsa içim rahatladı. Çok güzel bakımını, temizliğini, çiçeklendirmesini yapmışsınız. Mezar ziyaretleri de artık dijitalleşti. Her şeyin değişmesine neden olan koronavirüs, mezar ziyaretlerini de sanal ortama taşıdı. Birazdan. Spiker'in videosu olay oldu. Türkleri taklit etti, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Birazdan. Evde sıkıldım. Dışarıda mikrop varmış. Hayır, gideceğim. Koronavirüs nedeniyle evde olan çocuklar artık çok sıkıldı. Bakanım! Bakanım, ne yaptınız siz bize? Onları bu süreçte evde tutmak gittikçe zorlaşıyor. Çocukların psikolojilerinin olumsuz etkilenmemesi için ebeveynler ne yapmalı?
Mehmet. Pandemi süreci çocuklara nasıl anlatılmalı? Hepsi ve daha fazlası uzman psikolog ve aile terapisti Yegan Özcan'la canlı yayında. Birazdan. Günaydın efendim, hoş geldiniz kanalda ekranlarına. Neler Oluyor Hayatta programıyla karşınızdayız. Yepyeni hayatımızın yepyeni günlerini yaşamaya devam ederken umuyorum artık bu günler son bulsun, bir an önce daha da normalleşelim. Biz her gün birbirimize bitiyor artık az kaldı. 2 gün kaldı Hakan dün, yani az önce 1 yıl kaldı, merak etme deyip benim motivasyonumu arttırdı. Ama böyle yaşamaya alışacağız. Alışacağız, evet. Mecburuz, olacak, evet. Geçecek, bitecek, her şey maske güzel. Maske candır, maskeyi takın, evet. Rahat edin. Maskesiz olunca bana garip geliyor biliyor musun artık? Böyle bir boşluk hissediyorum burnumda, ağzımda. Bu işi ben buradan eşime selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum Ezgi'ye. Hakikaten kız bana en başından beri, daha hiç bu konular maske falan böyle polemik konusuyken kız oturdu. Hakikaten çok bilen mi, çok gezen mi derler, gören mi, doğru. Kız en başından dedi ki Uzak Doğu Hakan'cığım bu işi çözmüş. Ben dedi 20 yıldır Uzak Doğu'ya gidiyorum. Arabaya biniyorsun taksicisinden, esnafından, adamlar hayatı böyle yaşıyor. Hani düşsene 15-20 yıldan beri adamlar maske kullanıyor. Normal rutini bu yani. Bu maskeyi takacaksın, biz sabah da konuştuk. Maskeni takacaksın kardeşim. Elini, hijyenini yapacaksın. Bir de böyle Malkaçoğlu gibi tabii kalabalıkları atlamayacaksın tabii yani. Ki, hani evet, onu da artık hani Allah bir beyin vermiş değil mi? Hani evet. Onu da yani bunu yaptığım sürece ben bu işten çok ciddi anlamda kendini koruyacağını düşünüyorum. Bu süreçte şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları var, Bill Gates'in açıklamaları var. Bütün devletlerin ortak tutumunu böyle sentez dediğin zaman devletler dayanamıyor zaten. Hani o Dünya Sağlık Örgütü yırtınsa da var olan bir realite var yani. Düzen, dünyanın bir ekonomisi var. Evet. İnsanların haleti rüyesi var. Bugün dünyanın her yerinde isyanlar, onlar bunlar. Yani bunları her gün görüyor Avrupa şeyler, ayaklanmalar, onlar, evet. Bunlar başladı yani. Bunun da yanında bir ekonomi var. Günlük çalışan, evine ekmek götüren insanlar. Para dışında da artık insanların ruh hali kaldırmıyor falan. Gerçekten. Şimdi bu ulus devletlerin problemi. Zaten onlar da kademeli olarak biz abicim dediler bu falan filan. Onlar hala oradan bağırıyor. Diyor ki aman gelecek gidecek. Şunu anlamıyorlar onlar. Bir, ben bir normal dünya vatandaşı olarak onlara sesleniyorum. Sizin normalde insanları telkin, sakinleştirip daha az korkutmanız lazım misyon olarak. Kesinlikle. Çünkü bir örgütsünüz siz, sağlık örgütü. Siz bu sorunlarınızı, kaygılarınızı devlet başkanları, bilim kurumlarıyla paylaşın. Öyle. Bizi niye, neden halka niye ikinci dalga geliyor, üçüncü dalga? Sörf mü yapacağız? Aynen öyle. Dalganın üstüne binip. Neden insanları bu kadar korkutuyorsunuz? Bir de gelecekse gelecek zaten. Ha, yok her koyun yani, kendi hani, bacağından bu asılırın. Bu neyin kafasıdır ben onu anlamadım. Tevfik Hoca bağlanacak galiba bugün. Evet. Ben bunu Tevfik Hoca'ya özellikle de soracağım yani. Tamam hocam, hani sizler zaten hani haddimiz değil, biz ne diyeceğiz yani, eksikte olmayın. Verdiğiniz performans ortada. Dünya geneliyle ilgili bilgimiz de var. Fakat bu Dünya Sağlık Örgütü'nün tutumuna ne diyorsunuz? Sorarız. İlerleyen dakikalarda bizimle birlikte olacak. Bu arada havalar ısınmaya başladı. Yavaş yavaş normalleşme süreciyle birlikte artık yeni döneme girdiğimizi söylememize gerek bile yok. 11 Mayıs'ta artık birçok yeniliğimiz var. Turizmciler de meraktaydı. En daha doğrusu aynen öyle. Bizler de tatile gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz? Ramazan bitiyor önümüzdeki günlerde. Ne olacak durumumuz? Önce bu önlemler neler? Bir haber hazırladık. İzleyelim, üzerine konuşacağız. İşte yeni tatil kuralları. Bu yaz koronavirüsün gölgesinde tatil yapılacak. Müşterilerini ağırlamaya hazırlanan oteller de alınacak önlemlerin ayrıntılarını planlıyor. Peki otellerde nasıl önlemler alınacak? Neler değişecek? İlk aşamada transfer araçlarına ve otellere koronavirüs sertifikası verilecek. Tüm araçlar dezenfekte edilecek, yan koltuklar boş bırakılacak. Otele giriş yapan tatilciye maskesi yoksa maske verilecek. Herkesin ateşi ölçülecek. Ateş, öksürük gibi şikayetler varsa oluşturulacak karantina alanına alınacak. Otel girişlerinde dezenfektanlar ve tek kullanımlık kalemler bulundurulacak. Dezenfektanlar otelin farklı noktalarına yerleştirilecek. Ortak alanlar sürekli dezenfekte edilecek.
Otel odaları ziyaretçi odadan ayrıldıktan sonra dezenfekte edilecek. Her oda yeni müşteri gelmeden 12 saat boş bırakılacak. Oteller kapasitelerinin %60'ı kadar ziyaretçi ağırlayabilecek. Yüzme havuzu, şezlonglar ve oturma alanlarında sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Normalde bu havuz başında bu şezlonglar dip dibe olurdu ancak yeni sezonda artık sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Restoranlarda yiyecekler cam bir panelin arkasında yer alacak. Yemek servisleri otel çalışanları tarafından yapılacak. 2000 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği bu restoranda daha önceden bir masada 4 kişi yemek yiyebiliyordu. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları uygulandı. Masadaki sandalye sayısı 2'ye düşürüldü. Masalardaki baharatlıklar kaldırılacak. Tuz, biber gibi baharatlar tek kullanımlık verilecek. Fitness salonu ve spa alanları bu yaz kullanılmayacak. Hiçbir açığa yer verilmemiş. Hepsini tek tek anlattık zaten, evet, şimdi aslında. Şimdi burada beni en çok ilgilendiren kısmı, şimdi bir kere şunu söyleyelim baştan. İnsanlar her yaz tatile ihtiyacı var. Neden? Zorlu geçen bir iş hayatı. Herkesin umudu ve ümidi ve motivasyonu, aman kardeşim yaz gelsin veya iznimi kullanayım da tatile gideyim, köyüme gideyim, memleketime gideyim, denizime gideyim falan. Evet. Fakat dünyada hiç bu kadar insanların tatile ihtiyacı olan bir dönem olmamıştı. Dünyada olmamıştı yani. Dolayısıyla bu insanlar bir şekilde bu biriken elektriği atmalılar. Çoluğuyla, çocuğuyla, annesiyle, yaşlısıyla falan. Bu %100 olacak olan bir gerçek, realite yani. Turizmcilerin en dikkat etmesi gereken konu bence, diğerler yine bireysel tedbirle alakalı, bu oda sirkülasyonu. Kesinlikle. O da 12 saat gibi bir çözüm bulmuşlar. İşte o neyse, o çok değerli ve önemli. İşte kat görevli arkadaşlarımızın bu çarşaf marşaf değiştirme, hı hı, işleri falan. Çünkü otellerde birisi 3 gün geliyor kalıyor. O gidiyor. Hemen ertesi gün satıyorlar odayı. Çünkü bir de bunlar en baştan satılıyor. 6 ay önceden, tabii, satılıyor. Çatır 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 çatır. Ve bugün gidecek olanlar şu durumdan sonra otel rezervasyonu yaptırıp gidecekler değil. Bunlar zaten 8 ay önceden, 7 ay önceden almışlar oraları yani. Evet. Dolayısıyla onu nasıl ayarlayacaklar? O hani şimdi koronavirüsü kimse bilmiyordu. Evet. 12 saat çıktı. Zaten o her gidenin arkasından 12 saati tuttuğunda ciddi anlamda bir rezervasyonu iptal etmen gerekecek. Evet. O nasıl olacak? Ama sonuçta ben hep şunu söylüyorum. Bireysel tedbirlerimizi kendimiz alırsak, hı hı, hiçbir şey olmaz. Ama ben tedbirimi almışım, oraya sandalyemi çekmişim, oturuyorum, mesafemi de korumuşum. Gelmiş yanıma oturuyor 3 kişi, 5 kişi. Kavga dövüş ederim yani. Evet, yani her şey bizde bitiyor artık bundan sonra. Çünkü yapılacak şeyleri tek tek sıralamışlar. Yani. Şimdi şezlongu adam mesafe ayarlamış. Belli. Koymuşum. Karşı tarafa da saygımla burada barış kadar mesafede. Adam çekmiş orada, havluyu da atmış yanıma yatmış şimdi kafasını. Olmaz. Yani orada ne yapacaksın yani? Olmaz. Ya bunlarla biraz alakalı kendimize iş düşüyor çok ciddi anlamda. Otel görevlilerinin müşterileri muhatabından çok kendileri bu işleri çözümlesinler. Çünkü çok zor. Onların da işi zor. Yemek yeme alanı falan. Onların hepsinin birazcık inisiyatifinde otel yönetiminin olması lazım. Şimdi biz bu normalleşme sürecini Tevfik hocamızla biraz konuşalım. Çünkü hepimiz adapte hocam, olmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü yayınımızda. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Hocam saygılar. Günaydın. Biz yeni döneme geçmeye adım adım hazırlanıyoruz ama siz nasıl buluyorsunuz? Özellikle biz turizmle başladık. Bu adımları, bu önlemleri yeterli mi sizce? Erken bir adım mı yoksa artık normale dönmemiz gerektiği için mi dönüyoruz? 11 Mayıs çünkü artık çok az bir zaman kaldı. Neredeyse bir hafta. Kuaförler, AVM'ler, restoranlar, çok fazla yenilik var. Yepyeni bir hayat başlıyor bizim için. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani virüse teslim ettiğimiz hayatımızı tekrar geri almaya çalışıyoruz. Çünkü virüs bizden hayatımızı aldı, geri aldı, evlerde hapsetti bizi. Biz de şimdi virüsten tekrar o kaybettiğimiz hayatı geri almanın peşindeyiz. Bunu yapabilecek durumdayız. Çünkü artık virüsü tanıyoruz. Virüse karşı daha güçlü konumdayız. Onu yeneceğimizi, yenebileceğimizi gördük. Onu kontrol altında tutabilmeyi başardık. Zayıf noktalarını biliyoruz. Aldığımız tedbirlerin işe yaradığını gördük. Etkili olduğunu gördük. Dolayısıyla bundan sonra normalleşme dediğimiz süreci kontrollü ve dikkatli bir şekilde yürüterek olabildiğince tümüyle eski hayata dönmek mümkün değil ama olabildiğince yine hayatımızı yaşamaya, canlandırmaya çalışacağız.
şu andaki normalleşme sürecini böyle değerlendirmek lazım. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Her ne olursa olsun aşısı bulunmadığı sürece, etkin bir tedavisi olmadığı sürece virüs hep bir yerlerde olacak ve bizi tehdit etmeye devam edecek. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz. Bazı tedbirlerden vazgeçmemek koşuluyla. Hocam, siz bağlanmadan da dikkatimi çeken bir konu var. Bu virüsün yaklaşık bir aydan beri Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarıyla bütün ulus devletlerin bir tartışması var. Yani zaten Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bir türlü Trump ödeneklerini kesti, söylemlerini eleştiriyor. Fransa eleştiriyor, İngiltere eleştiriyor. Bugün itibariyle de dünya mecbur kaldığı için biraz da şimdi her ülkenin bilim kurulu var benim takip ettiğim kadarıyla. Sizler çok değerli insanlar olarak zaten mümkün olduğunca devletlerle istişare edip önerilerinizi A, B, C, D diye veriyorsunuz. Ve buna mukabil de devletler de insanlarını zaptı raptı alıp mümkün olduğunca makul, kabul edilebilir ölçüde disiplinize ederek bundan bertaraf olmasını sağlayıcı yaşanabilir tedbirler alıyor. Fakat öyle bir çaresizleştirildi ki yani 21. yüzyılda 8 milyar nüfuslu bir dünyada ve bu kadar entegre olmuş global ve böylesine dev bir ekonomi, trilyon trilyon dolarlar, bu gerçekte burada duruyor bireysel. Şimdi ufak ufak kademeli olarak dünyada her ülke bu süreci kademeli olarak aşma kararı aldı. Fakat Dünya Sağlık Örgütü inat ve ısrarla ikinci dalga gelecek, hatta üç de gelebilir diyor. Sizin genel olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün bu söylemlerini çok normal mi karşılıyorsunuz? Bu veya buna bir bilim adamı olarak nasıl bakıyorsunuz? Yani bence Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları son derece yerinde. Çünkü bu normalleşme sürecini yürütürken virüsün tekrar bir atak yapmasına izin vermeyecek şekilde gerekli bütün tedbirleri alarak yürütmemiz gerekiyor. Ve bir adım attığınızda sonucu görmeniz, eğer bu attığınız adım kontrolden çıkaracak bir sonuç doğurabilecekse bunu hemen düzeltmeniz lazım. Yani bugün konuşulan konular dediğim gibi bir süreçtir, dinamik bir süreçtir. Bu sürecin en önemli şeyi, ne diyelim onu, denetleme noktası virüsün kontrolünde bir zafiyete yolu açıp açmayacağıdır. Bu endişeyi herkes taşıyor. Sadece Dünya Sağlık Örgütü değil, bizler de, bütün sokaktaki vatandaş da normalleşme konuşulmaya başlandığında hep endişe duyuyor. Diyor ki yani tekrar bir atak başlar mı? Tekrar başa döner miyiz? Bu korku hepimizde var. Ama bu korkuya teslim olursak bu 8,5 milyar insanın evlerde ne kadar süre tutabileceksiniz, hayatını ne kadar devam ettirebileceksiniz, bu da tabii cevaplanması zor bir soru. Bence bu süreçte ikinci bir atağın başlayacağıyla ilgili öngörüler sadece bir tahmin. Yani böyle bir şeyin olup olmayacağını şu anda bilmiyoruz. Olsa da birinci ataktan daha hani kötü olacağını ben sanmıyorum. Çünkü ilk atak hazırlıksız yakalandığımız bir ataktı. Ne yapacağımızı bilmiyorduk, çaresizdik, virüsü tanımıyorduk, hazır değildik. Ama şimdi virüsle ilgili daha donanımlı, onu yenebilecek denenmiş tepkilere sahibiz. Dolayısıyla kontrollü bir şekilde bu sürecin başlaması bir şekilde şart, kaçınılmaz. Ama dediğim gibi bu süreç zamana yayılmalı, kademe kademe olmalı. Ve dikkatli olup her adım sonrası gözetlenmeli ve vazgeçilmez olan bazı tedbirler var ki onlar çok da hani aman aman şeyler değil. İşte sosyal mesafenin korunması gibi, maske kullanılması gibi, hijyen ve dezenfeksiyon gibi, kapalı alanların iyi havalandırılması gibi hususlar. Bunlar her sektörde hani olabildiğince yapılabileceğini umuyorum ama zor olan noktalar var. İşte o zor olan noktaları nasıl yöneteceğiz? Göreceğiz hep birlikte. Önlemleri tek tek sıraladık aslında. Sizlerin de sayesinde bizler de çok net biliyoruz ama şimdi önümüz yaz. Ramazan bayramı var. Bizler alışkınız yani Ramazan bayramında büyüklerimizi ziyaret etmeye ya da hani her zaman tartışılır tatile gitmeye. Bu birinci sorum olsun. Burada özellikle dikkat etmemiz gerekenler neler? Bir de okulların açılabilme ihtimali gündemde. Bu konuyla ilgili ilerleyen dakikalarda biz de paylaşacağız Milli Eğitim Bakanımızın söylediklerini ama okullar açılırsa nasıl etkileniriz? Turizmde o beklenen veya öngördüğünüz önlemler gerçekleşmezse neler olur? Bunlar vaka sayılarına nasıl yansır hocam? Şimdi turizmle ilgili şu anda Mayıs ayı içinde bir
karar alınmış değil dikkatinizi çektiyse. Yani Mayıs, Haziran ve Temmuz gibi bir 3 aylık döneme yayılmış durumda normalleşme süreci. Ve ilk aşamada turizmle ilgili henüz bir karar net olarak söylenmedi. Sanıyorum ikinci aşamaya veya üçüncü aşamaya doğru kaydırılacak. Ama turizm mevsimi de biliyorsunuz özellikle yaz ayları olduğu için bunun da belki önümüzdeki dönemde hani öne çıkma ihtimali var. Ama şunu söyleyeyim, her ne olursa olsun biraz önce saydığım bu hani virüsle mücadele konusunda vazgeçilmez olan tedbirleri mutlaka her sektörün uygulaması şart. Turizm sektöründe de bunlar çalışılıyor. Ama tabii bunların simülasyonla çalışılması, masa başında konuşulması ayrı bir şey. Uygulamada ne tür sorunlar veya ne tür yetersizliklerle karşılaşacağız bunu görmek ayrı bir şey. Her halükarda hani bunu görmemiz lazım. Yani nasıl, nerede bir müdahale gerekebilir veya hani düzenleme, modifikasyon gerekebilir. Uygulama sonrası göreceğiz. Ama bayram konusu önemli. Çünkü bayram turizmden de çok daha büyük bir aktivite Türkiye'de. Bütün yurttaşlarımızın katıldığı bir süreç. Hepimiz bayramları işte alıştığımız rutin üzere kutlamayı isteyeceğiz, bekleyeceğiz. Böyle bir talep oluşacak. Bu da tabii bulaşma açısından çok elverişli koşullar oluşturabilir. Çünkü biz bayramda büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Akraba, dost, komşu, arkadaşlarımızla o sevinci paylaşmak istiyoruz. El öpüyoruz, sarılıp kucaklaşıyoruz. Bu dediğim gibi sadece ülkenin bir yerinde veya bir grup insana has bir davranış da değil. Bütün ülkeyi, bütün insanımızı kapsıyor. Dolayısıyla bir anda Türkiye'de hani şu ana kadar salim kalmış insanların hepsini enfekte etmemiz mümkün. Yani böyle bir korkunç bir bulaş zinciri oluşabilir. Bunu oluşturmamamız lazım. Bunu mutlaka bir şekilde engellememiz lazım. Bir de bayramlarda büyük şehirlerden Anadolu'ya, küçük kentlere, kırsal alanlara bir insan hareketliliği oluyor. Bu da tabii virüsün yoğun görüldüğü alanlardan az görüldüğü alanlara bir bulaş zinciri tekrar oluşturabilir. Bu da büyük bir risk. Bu riski iyi yönetmemiz lazım. Tabii şu anda bayramla ilgili netleşmiş bir karar yok. Yani bayramda yasak olacak mı, olmayacak mı? Bu şehirler arası çıkışlar, girişler serbest olacak mı, olmayacak mı? Bunları bilmiyoruz. Kamu yönetimi bu konuda henüz daha kararını açıklamadı. Ama bizim hani genel olarak tavsiyemiz, benim kişisel olarak da tavsiyem, bayramda da bu sosyal mesafenin korunması, temasın önlenmesi konusunda mutlaka tedbirlere riayet edilmesinde fayda var. Her ne kadar eğrinin gidişi belki bayram öncesi veya bayramı takiben hani salgının tümüyle kontrol altına alınabileceğini gösteriyorsa da yangın yerini soğutmak diye bir tabir vardır. Yani bu rakamlar sıfır olsa bile, yeni hasta çıkmasa bile bir süre bunu bu şekilde götürmek önemli. Mesela Kırıkkale Valiliği'nin açıklamasını siz de gördünüz sanırım. Aynen. Birazdan vereceğiz bize, izleyicilerimizle paylaşacağız. Yani çok ilginç bir örnek o. Yani vaka sayıları sıfırlanmış olmasına rağmen ziyaretlerin başlamasıyla beraber hemen tekrar bir ani artış olduğu gözlenmiş. Yine Bursa'da Kestel Belediyesi'nin yaptığı bir açıklama var. Yani iftar davetlerinden sonra birden vaka sayılarının arttığını söylüyor. Bunlar tabii ilginç örnekler. Bizim şu anda riske atmaya hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz yok. Çok zahmet çektik. Bütün çabalarımız boşa çıkmamalı. Onun için bayramı iyi yönetmek zorundayız. Bayramda bir sarsılma olmazsa bayram sonrasında normalizasyon süreci daha rahat olur. Eğer dikkat etmezsek tekrar bir kırılma yaşayabiliriz. Bu kırılmanın tabii ne ölçüde olacağını filan şu anda varsaymak zor ama bir etkilenme olabilir. Peki okullarla ilgili yorumunuz nedir hocam? Çünkü okulların açılması da gündemde 1 Haziran itibariyle. Evet, net bir açıklama yok ama çocuklar mesela okula maskeyle mi gitmeli, ne yapmalı, öngörüleriniz neler? Çünkü anne babalar yanında olmadığı sürece çocukları denetlememiz de pek mümkün olmuyor. Öğretmenler de o kadar kişiyi ister istemez istedikleri gibi hani yönlendiremeyebilirler elbette ki sınıf mevcutlarının kalabalıklığından. Bu konu hakkındaki yorumunuz ve öneriniz nedir? Çok merak ediyorum. Şimdi bizim tabii her alanda ve her sektörde nelerin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili kararları ve süreçleri takip etmemiz ve bunları yönetmemiz, bunları
belirlememiz falan söz konusu değil. Böyle bir çalışmayı yani bizim yetişmemiz de mümkün değil. O ayrıntıları bilmemiz de mümkün değil. Ama biz tüm sektörler için ve tüm alanlar için hep söylediğimiz yani bu sosyal mesafenin korunması, hijyen, dezenfeksiyon, havalandırma gibi kurallara uyulması konusudur. Milli Eğitim Bakanlığı kendi okullaşma sürecinde yani okulların açılması sürecinde bu riskleri kontrol edip edemeyeceğini, ne ölçüde kontrol edeceğini, riskin ne olacağını çalışacaktır, çalışmıştır. Buna göre kararını verecektir. Kolay değil, zorluklar var. Bunları göze alabilirler mi? Yani bu konuda kontrolle ilgili tedbirler hani planlandı mı? Onları bilemiyorum. Çünkü her sektör bunu kendi yapıyor. Evet. Her bakanlık kendi çalışmalarını yürütüyor. Ama bizim vazgeçilmez olan hani önerilerimizi sizinle paylaştım. Yalnız şöyle bir durum var. Mesela bazı Anadolu kentlerinde vaka sayıları uzun zamandır yani aşağı yukarı bir haftadır falan sıfır olarak geliyor. Bu tabii salgının tümüyle durduğu anlamına geliyor. 14 gün hiç vakanız çıkmazsa bir kentte, o kentte siz bulaşmayı durdurmuş sayılırsınız pratik olarak. Çünkü kuluçka süresi 5-6 gün bunun, bilemediğiniz 14 gün. Yani 14 gün boyunca hiçbir bulaş olmamışsa artık ondan sonra bulaş olması beklenmez. Eğer dışarıda bir giriş söz konusu değilse. Dolayısıyla mesela böyle kentlerde okulların açılması da bir sorun olmayabilir. Çünkü burada artık virüs yok, dolaşımda değil. Yani güvenli bir şey sağlanmış. Mesela Wuhan'ı düşünün, salgının en çok yaşandığı bölgede şimdi herkes serbestçe çıkıp dolaşabiliyor, hayatını yaşayabiliyor. Niye? Çünkü hani bu 14 günlük süre aşıldı, bulaş ortadan kalktı. Virüs dolaşımda değil, güvenli bir şey, şehir haline geldi. Dolayısıyla hani böyle genel bir şey söylemek zor. Ülkenin farklı yörelerinde farklı veriler var. Bunları Milli Eğitim Bakanlığı da, kamu yönetimi de bunları göz önüne alarak bu verilerle, geri dönüşlerle karar verecektir diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. Teşekkürler hocam. Bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Bu virüsle yaşamayı öğreneceğiz özetle. Profesör Doktor Tevfik Özlü ben, hani bizimle ben birlikteydi. Ben profesör falan değilim de. Hani benim naçizane hani bu süreci gözlemleyen bir insan olarak benim insanlara hani çok basitçe anlamaları ve uygulamaları gereken ne olabilir? Şu maskenizi çıkartmayın. Bu maske artık candır. Zaten Cumhurbaşkanımızın son yaptığı açıklamada bu deneme yanılma yöntemleriyle de bilim adamları bile diyor ki her gün bir şey öğreniyoruz. Doğru bildiğimiz yanlış. Yanlış bildiğimiz doğru çıkıyor diyor. Maske satışlarının artık şey de tanındı. İzin de verildi. Evet. Artık bunlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Rüyanın her dakika kızcağızın cebinde şey var. O sprey gibi. Koyun cebinize küçük bir şey. Mümkün olduğunca aklınıza geldiğince imkanlarınız dahilinde elinizi yıkayın. Bir de gayri ciddilik kaldırmaz bu iş can. Hiç. İnsanlara mesafenizi koyun. Böyle birisi lakaytça geldi şımarıkça falan yapıyor. Yürü git oğlum de. Aynen. Hadi şey de ona verme. Toplu yerlerde mümkün olduğunca bulunmamaya çalış. Sağlık sektörümüz maşallah dünyada hiç olmayacak kadar muvaffak bu işe. İyice de tedavi yöntemleriyle tecrübelendiler. Hastanelerimiz veririz belki birazdan. Yoğun bakım üniteleri hemen hemen boşalıyor. Allah nazardan saklasın. Gittiğinizde her türlü tedavinin kalitesini de görme ihtimaliniz daha da yüksek oluyor. O da zaten vaka sayılarına yansıyor, iyileşenlere falan. Bu böyle gidecek. Ha, bu arada da tamam da kardeşim, şimdi ben Dünya Sağlık Örgütü'nü diyorum. Ya insanlar bu kadar mücadele, bu ilelebet gidemez. İnsan yok, doğasına değil. Aykırı bir, yani sizin tedbirleriniz sürdürülebilir değil. O zaman benim bir vatandaş olarak beklentim şu. Ya bir, ne yapıyorsunuz? Uzaya gidiyorsunuz, Mars'a gidiyorsunuz, Ay'a gidiyorsunuz. Yok sesi aşan uçak bulduk. Yok şunu yaptık, bir atom denizaltısı bulduk, inanamazsınız falan. Bana ne? Şu virüsün şeyini bulun, evet. Tedavisini yap. Az bu zaman geçmedi. Yani Çin'in Wuhan kentinden bugüne ki o bile şimdi tartışmalı. Şeyler kanıtlanıyor. Bizim ilk duyduğumuz anın çok öncesinden beri bu virüsün var olduğu. Artı SARS ailesi zaten bilindik bir virüs şeyi, bu mutasyona uğruyor, çeşitleniyor falan. Bu trilyon dolar ödeneğim var. Ha, senin varlık nedenin bu gibi durumlarda çözüm üretmek. Evet. Üret. Sen bir siyasi örgüt gibi dönüp
ülkelerin aldıkları kararları, hayır öyle değil, böyle böyle değil, öyle. Sen ne yapıyorsun? Kesinlikle aynı noktadayım. Allah bir an önce Allah. Aşının bulunması gerekiyor. Biz sen tamam git. Olaya adapte oluyoruz. Ya aşıyı bulamadın da tedavide biraz, hani biraz daha insanları iyi. Umut var edecek evet. bir şey. Ya bir olumlu açıklama istiyorum ben Dünya Sağlık Örgütü'nden. Mesela arkadaşlar hiç merak etmeyin, yaklaşık bir 5 ay geçti. Ey dünya, en azından daha tecrübeliyiz. Tedavi yöntemleriyle alakalı gayet umut var olacak, gelişmeler var. Aşıları çalışıyoruz. Sen 6 ayda de 8 ayda olsun. İnsanlar biraz tebessüm. Yani insanları şunu niye yaptırtmıyorsunuz? Bu haberi seyreden adam, şu kumanda, açtı. Beni bir yakın alsana abi. Böyle değil de şöyle tebessüm ederek geçit. Keşke. Niye bu kadar korkutuyorsunuz keşke. Zaten biz dinliyoruz ya. Şimdi diyorlar ki çıkmayın. Çıkmıyoruz. Yaklaşma tamam. Öpüşme koklaşma olur. Tamam. Yaşlara da gitme. Gitmeyelim. Elini yıkayalım. Nefesi al tam dikkat kontrol. Maskeyi taktık. Hapşurma öksürme. Onunla falan hepsi. Ya tamam. Bunları yapıyoruz. Niye bizim psikolojimizle oynuyorsunuz kardeşim? Siz amaç ne anlamadı? Delirelim mi istiyorsunuz yani? Onu anlamadım ben. Ruh sağlığını sağlam tutabilmek şu anda bence ötekinden de önemli ama olmaya geldi. Ama devamlı şurada başladı. Bir en sorumlu olan evet. örgüt ikinci dalga geliyor, üçüncü dalga geliyor. Bu yanlış oldu, bu bilme. Ya kardeşim ülkelere bunu söyle. Sen Trump'ı ara. De ki bak aramızda bu henüz geçmedi. Sen tedbirlerini alırken, halkına mesaj verirken buna mütevellit ver. Konuşmalarında dönde ki ey halkım hani ben bunu kademeler açıyorum ama siz mesela Cumhurbaşkanımız ne dedi? Biz şimdi size böyle 11'inde vereceğiz ama size bağlı. Göreceğiz. Eğer bunda muvaffak olur, disipliniz olursanız falan. Bunu zaten diyor devlet. Sen niye dağda üstüne çıkıp da öğüt falan yapıyorsun? Sen çözümünü bulsana. Aynen öyle. Eylül'de ikinci dalga dikkat etmezsek, üçüncü dalga yapışmadan insanı şimdi, enfekte edecek. Trilyon dolar ödenekleriniz var. Koskoca havadan geçin mi dünya? Hani şey? Çözüm. Hani ne yaptın mesela? Ne adım attın? Çözüm nerede? Evet. Ya biz bile burada neydi bir doktorumuz Ercüment çıktı. Ercüment Ovalı. Ercüment Hoca çıktı dedi ki deniyoruz çok umut var dedi. İngilizler böyle diyor. Evet. Fransızlar diyor. Amerikalılar çalışıyormuş. Hindistan, Küba falan. Herkes bir hani böyle sevineceğimiz bir şey. Bir olumlu dedi. Bir taraf. Onlar ona evet. bile izin vermiyor. Hayır inanmayın diyor. Evet. Bak ya bırak inanayım yalandan zaten adam buldum demiyor. Bulabilir yaklaşıyorum diyor. Ya biraz ona da inanmayın ihtiyacımız diyor. Kesin var kesin. Ne yapalım korkmaktan yorulduk. Yok zaten dün bir değil iki değil üç değil beş değil kaç gün oldu yani artık yani biliyoruz. Yani elimizden geldiğince şey biliyoruz. Ya. Olabilecek şeyleri konuşmamız gerekiyor bence de kesinlikle artık. Bu arada az önce Tevfik hocamız da söyledi. Dikkat etmek zorundayız. Önlemlerimize devam etmek kendi zorundayız. Canımız kendi canımız yani. İçin. Bir örnek gelecek şimdi ekrana Kırıkkale şehrinde. Şöyle düşün. Kırıkkale'de vaka sayısı ciddi anlamda sıfırlanmış. Maşallah. Neden değil geçmiş? Çünkü virüs sayısı yani vaka sayısı sıfıra düşünce herkes akraba ziyaretine başlamış. Hemen akraba ziyaretine başlayınca da vakalar tekrar arttı. Yazık. Bir izleyelim. Sıfırlanan vaka sayısı bir günde arttı. Kırıkkale'den sevindiren bir haber gelmiş. Son iki haftada kentte hiç yeni vaka görülmemişti. Ancak hafta başında sadece bir günde vaka sayısında önemli bir artış tespit edildi. Bunun nedeni de valilik açıklamasıyla ortaya çıktı. Vatandaşları lütfen diyerek uyaran valiliğin açıklamasında ne yazık ki risk taşıyan vatandaşlarımızın akraba ziyaretlerinde bulunduğu görülmüştür. Vaka sayısında önemli bir artış yaşandı. Lütfen bu salgın döneminde eş, dost ve akraba ziyaretlerini bir müddet erteleyelim denildi. Duruma bakar mısın? 14 gün hiç vaka yok, sonrasında artıyor. Ama şimdi yani bu... Hani hep söylediklerimi tekrarlıyor gibi oluyorum. Kusura bakmasınlar yani. Ben şunu söylüyorum. Ben bu saatten sonra bu virüsle alakalı tedbirlerin söylenmesi bile bana abes geliyor. Mesela birisi bana bu virüsle alakalı tedbirleri söylediği zaman sen benim zekamla dalga mı geçiyorsun kardeşim derim yani. Elini yıka demeyelim bu saatten sonra. Yani ben yani. Hakikaten hakaret kabul ederim yani. Birisinin çünkü o kadar ezberledik. Şimdi devlet hep onu söylüyorum yani mümkün olduğunca ikaz uyarısını yapar ama bu bireyler bizim kişisel tedbirimizle alakalı bir şey. Al bak almayınca patlarsan. Al. Ha, bir de böyle bir durumda daha bismillah ilkinde almıyor. Mesela bu olur da
ilk kademeyi makul yaparlar, tedirginsindir. Mesela şuradan, köprüden birisi geçerken bir kişi ölse, iki kişi ölse, üç kişi ölse sen nasıl geçmeye kalkarsın orada? Çok dikkatli. Tutunarak, ayaklarına böyle her bastığında falan. Yani bunun adına ne diyoruz? Mesela tedbir. Aynen öyle. Şimdi İK'de geç dendiğinde sen de paldır küldür geçer misin ya? Ben ona yani çok basit bakmaya gayret ediyorum. Şimdi bu ne zaman olacak şeyler biliyor musun? Bir tedbir mükemmel geçer, ikinci kademeye geçilir. O da bir üçte mesela bu tip şeyler olsa dedim ki hani ne yapsın? Dayanamadılar. Hani tahmin edemediler bir anda bunu falan filan ama daha bismillahirrahmanirrahim bu kadar abartılı ihlal etmenin bir manası yok ki. Bu çok güzel bir örnek aslında. Hepimizin farkındalığının artmasına sebep olacak bir örnek. Bu kadar abartılı. Ha bana hep herkes bizim sorumluluğu var. Benim öyle bir lüksüm var hani ben düşüncem en azından özgürce dile getiriyorum ama bürokratların, siyasilerin, mevki makam sahiplerinin belki de benim bilmediğim bürokrasiden kaynaklı zorunlulukları var olduğu için öyle konuşuyor. Ama ben şunu söylüyorum yani bana gidişatta inisiyatife bırakılarak bir sonuç elde edilme ihtimalinin zor olduğu ben kanaatindeyim. Çünkü ben burada program yapan bir insan olarak yetiştiklerimiz yetişmediklerimiz ihlalin bile bir adabı var. Hani ihlalin bile adabı var. Mesela bir adama kızdırırsın, hadi be dersin, hadi ulan dersin, sen de be dersin. Bunlar kontrolsüzlükle söylenebilir şeyler. Kim ama de? Bir adamın gözünün içine bakarak anasını avradına küfür ettiğin zaman yok. O dünyanın her yerinde tartışmaya açık olmayan bir tahrik olur. Tahrik. Biz ihlali bile dibinin dibini yapıyoruz yani. Var hani bugün de var böyle, yine bir hani sürü. Yani dibi yani hani aynen. Böyle şey gibi hani yoksa şu olabilir mesela maskesini unutmuş bir an telaşta içeri girmiş tespit edilince pardon diyen falan dersin ki bak hani farkındalık evet. Var en azından. Aynen öyle. Hani bizim kayayı bile veriyoruz ne var ki sen o maskeyi takıp ne yapıyorsun hani o yüzden bende umut çok yok. Ama yani umut çok yok ama kişi bazında biz elimize geçenleri yapabilirsek hepimizin umudu var. Yani artık siz bunları gerçekten söylemeye gerek yok. Hepimizin kendi bacağından asıldığı, kendi sorumluluklarını aldığı bir dönemdeyiz. Normalleşme o yüzden başladı. Bunu tartışmıyoruz bile. Ona göre davranmak gerekiyor. Bir örnek işte Kırıkkale. Aman ben eşimin dostumun yanına gideyim. Aman onunla bir kahve içeyim. Aman çocuğumu şuraya götüreyim. Parka bahçeye çıkartayım. Zamanı değil henüz. Hani öyle söylersek en azından belki birini etkileyebilirim diye düşünüyorum. Deneyip etkilenenleri gördüğüm için söyleyeceğim. Bunun sonucu, bu ihmalin sonucu, bu hastalıkta biliyorsunuz kimse yanınıza gelemiyor. Anne, baba, kardeş, abi, eş, dost, kimse. Çoluk, çocuk gelemiyor. Bu ihmallerinizin sonucu yoğun bakımda beyaz bir tavana tek başınıza bakarken kendinizi bulursunuz. Ve saniyelik. Ben söyleyeyim de saniyelik mi, saliselik mi? Ben şunu söylüyorum. Bu işin karşılığı şu. Yoğun bakımda ayaklarını uzatıyorsun, solunum cihazıyla tavana bakıyorsun, yanına da hiç kimse gelemiyor. Bir Allah'ın kulu, aynen. Yasak. Yasak. Çoluğun, çocuğun, karın, eşin, dostun, zaten geliniyor olsa bile mesela ben kendi adımı istemem. Yok, ama canım. Siz yanmayın derim yani. Aynen. Ya ki Ateş Hoca da söylemişti, farkına varmasak da siz taşıyıcı olabilirsiniz. Türkiye nüfusunun ortalamasında 36 bin kişi hani taşıyıcı ve fark etmiyor. Hani o yüzden de bende bir şey yok aman diye düşünmeyin ne olur. Şimdi hepimiz yeni bir süreç yaşıyoruz. Hepimiz için değişik zamanlardan geçiyoruz. Ramazan ayındayız. Tüm İslam aleminin Ramazan günleri, oruçları, tuttuğu oruçları kabul olsun. Bu yenilikler de bize farklı olanaklar sunmaya başladı. Artık online iftarlar var. Bir örneği ekrana gelsin. Haydi Allah kabul etsin İstanbul. Arkadaşlar. Online iftarda buluştular. Ramazan denilince akla ilk gelenler arasında kalabalık iftar sofraları vardır. Koronavirüs nedeniyle kalabalık sofralar hayal oldu. Ancak teknoloji burada da imdada yetişti. Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan ve koronavirüs nedeniyle Ramazan'da bir araya gelemeyen bir grup arkadaş online iftar sofrasında buluştu. Nerede toplansak, Ankara'da mı toplansak, İstanbul'da mı toplansak hep böyle muhabbeti geçiyordu. Sonra dedik neden bekliyoruz ki koronanın bitmesini? Haydi üzerinden toplanalım dedik. O şekilde vesile oldu. İftar sofralarını kurdular, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtılar. Haydi Allah kabul etsin İstanbul. Kabul etsin arkadaşlar. İftardan sonra karşılıklı çaylar içildi. Koyu sohbetlere dalındı. Ahmet ben bardağını çay koyup geleyim. Güzel çözüm bulmuşlar. Evet her şey bu dönem dijital. Zaten evet, şimdi Abdullah Çiftçi
hocamız yaklaşık analizci, komplo teorisyeni bana demeyin diyor. Öngörücüsü diyelim yani. Yaklaşık bir seneden beri her iki günde bir video paylaşıyor. Bunların hepsini söylemişti. Dedi ki işte insanlar işlerini şeyden yapacak, dijital olarak. Ortamlardan. Evlerinden. Evden. Eğitimler evlerden olacak. Ve bir nevi de test olarak bu düzeni sağlayıcıları da bakacak. Ne kadar gidiyor, neyin verimliliği ne kadar, ne oluyor, ne bitiyor gibi. Yani bildiğim bir test alanı gibi. Yani deneme yanım, deney gibi yani. Bunların hepsi de oluyor. Oradan, buradan kendilerine selam olsun. Ertan Hoca da öyle, Allah için. Ertan Özyiğit de öyle. Ciddi sentezlerle, bilgilerle, öngörülerde bulundukları her şey maalesef çıktı. Teker, mesela teker. İki sene önce şey diyorlardı. Çok ciddi, yoğun böcek hareketleri göreceksiniz. Arılar göreceksiniz. Çekirge istilaları göreceksiniz. Toplu kuş hareketleri göreceksiniz diyordu. İki gün önce söyleyeyim, hani bu uluslararası ajanslarda var. Amerika'nın belli eyaletlerinde çok büyük eşek arıları bastı. Çok ciddi çekirge hareketleri var. Bunların hepsi var. Bunların da nedenlerini, niyelerini, amacın ne olduğunu anlatıyorlar. Ben burada anlatmaya kalkarsam program biter. Maalesef artık bundan sonra işte ne, hayatımızın, hani Cumhurbaşkanımız da diye, hiçbir şey hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Evet. Teknolojik anlamda başka bir boyuta geçiyoruz ve bazı alışkanlarımız sonsuzluğa kadar yok olacak. Çok farklı sektörler çıkacak, hiç bilmediğiniz. O yüzden eğitim sistemi de revize edileceği söyleniliyor. Yani bugüne kadar, bu çağa kadar çocuklara verilen eğitimin bundan sonra verilmesi anlamı olmayacak, derslerin çıkartılacağı. Çünkü çok yeni meslekli, mesela organ tamirciliği çıkacak deniliyor. Müfredat bile değişecek diyoruz. Bak müfredat bir şimdi senin buna nasıl yani organ tamiri demene? Daha önce konuştuk diye. Hayır, tabii organ tamiri. Organ tamir olur mu ya? Peki organın tamir olması için bir yedek parça olması. Organların yedeği yapılacak. Yapay organ yapılacak. Yapay zeka, yapay organ yapılacak. Yaşayarak göreceğiz bakalım. Yani, yani Allah'ım o günler. Bugünleri tahmin edebilir miydin? Yok, asla. Geleceği de öyle yani diyeceksin. Yani organ tamirciliğine tabii ki hani onu daha sonra tekrar konuşuruz ama yeni meslekler, yeni icraatlar çıkacak dedin ya. Tabii, bir tabii. Tanesi şimdi gelecek ekrana. Hadi gelsin. Yani hani mezarlıkları ziyaret etmek, vefat eden kişilerimizin ziyaret etmek, hepimizin hani ruhunu okşayan, hani bize düşen bir görev. Ama şimdi bu virüs nedeniyle gidemiyoruz, ziyaret edemiyoruz. Nasıl bir meslek dalı çıktı? Belki ilk defa göreceksiniz, inanamayacaksınız. Artık dijital olarak mezarları ziyaret edebiliyorsunuz efendim. Antalya'dan görüntüler geliyor. Nebze de olsa içim rahatladı. Çok güzel bakımını, temizliğini, çiçeklendirmesini yapmışsınız. Mezar ziyaretleri de artık dijitalleşti. Koronavirüs hayatın akışını tamamen değiştirdi. Virüs nedeniyle dışarı çıkamayanlar mezar ziyaretlerini de telefon aracılığıyla yapmaya başladı. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Çıkamadığım için iyi ki sizinle irtibata geçmişim. Antalya'da bir mezar bakım firması, müşterilerinin yakınlarına ait mezarları çiçekle süsleyip bakımını yapıyor. Sonra görüntülü aramayla dijital mezar ziyareti yaptırıyor. Önümüzde Ramazan ayı olduğu için ve bayram olduğu için biraz yoğunluk var ve insanlar gelemiyor. Evet, biz de internet üzerinden irtibata geçip mezar bakımıyla ilgili talebini yerine getiriyoruz. Dijital ziyarette istedikleri an sevdiklerinin mezarını ziyaret edebiliyor, bakımını yaptırabiliyor, dua okuyabiliyorlar. Evet, gönül rahatlığıyla artık duanızı yapabilirsiniz. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Ben henüz bunlara hazır değilim mesela. Bana ben çok acayip geliyor. Ben bunu geçen sene kardeşime yapmıştım. Şeyden dolayı, o Bahreyn'de yaşadığı için rahmetli anneannemin kabristanına gittiğimde doğal olarak ricada bulunmuştu o da. Öyle şeyle ilgili bir şey bu. Hissiyatla alakalı. Eğer sen böyle bir iletişimde hala o duygusallığını, o ziyarette bulunduğundaki hissiyatını yaşıyorsan sorun yok. Ama bazı insan var, abi ben, bana ters, ben bu o konsantre olamam, niye alaka der, iter onu yani. Yani o yeniliği ona geçmez, iter, ona da saygı duyarım ben yani. Ama mesela kız kardeşimle alakalı Zuhal bayağı o hissiyatı yaşadığını ben, çünkü hani şöyle görüyorsun. Tuttuğum için yok, duydum, gördüm de yani. O şeyle alakalı işte, dedim ya sana. Hani kişilerin... Bazı insan var, film seyrediyor şimdi mesela. Evet. Oradan çıt çıkıyor, aman abi ne dediğini anlamadım diyor. Bazısı burada kıyamet kopsun o filmi seyreder.
gibi. Aynen. Yani kişiden kişiye değişebilecek. Yani o senin az önce saydıklarında hepimizde etkisi çok farklı olacağı gibi bu da bir tane örnek. Tabii tabii. Bu maneviyat da. Yani, aynen öyle. Bu farklı. Göreceğiz bakalım daha neler yaşayacağız. Şimdi hepimiz evlerdeyiz. Anne babalar evdeyiz ama çocuklar da artık çok uzunca bir süredir evdeler, okulları birdenbire kapandı. Maske kullanımından tutun da bütün evdeki sistemimiz, aktivitelerimiz, uyku saatlerimiz, her şeylerimiz değişti. İşte biz de bunları çok sevdiğimiz bir isimle konuşacağız. Yegan Özcan karşımızda. Günaydın Yegan Hanım, nasılsınız? Günaydın, teşekkür ederim sizler. Biz deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Siz de evdesiniz, biz de işimizdeyiz ama çocuklarımızın psikolojisini biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü karantina altındaki çocuklar şimdi bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil artık. Hani artık aylardan bahsediyoruz. Bu süreci daha rahat, bundan sonrasını daha rahat atlatabilmeniz için ne gibi önerileriniz var? Adım adım gitmek istiyorum ben. Tabii. Her yaş grubu oldukça zorlandı. Zorlanmaya da devam ediyor süre uzadıkça. Ama tabii burada bence en önemlisi ebeveynlerin biraz kendilerine de odaklanmaları. Çocuklarımıza zarar gelecek endişesi ve eğitimlerinden mahrum kalacaklar endişesiyle biraz onların üzerine çokça düştük. Ama uzayan bu süre kapsamında bir tarafıyla ebeveynler kendi psikolojik sağlıklarını nasıl koruyacaklar, neye ihtiyaçları var, ne zaman mola almaya ihtiyaçları var, buna odaklanmaları çocuklara sağlıklı bir şekilde destek verebilmelerini, sürdürmeleri adına değerli diye düşünüyorum. Önce anne babanın yani kadın erkeğin biraz kendi psikolojisini düzeltmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Peki. Ben bir şey sorabilir miyim ya? Şimdi mesela benim ufaklık 7 yaşında. Yeğeniyle bizim Yasemin'le geçenlerde bizim söyleme sayıp bakıcı kızla oynuyorlar onlar. Kız aksırdı mesela. Aksırınca evin içinde bunlar tabii oyun gibi yapıyorlar ama korona diye kaçıyorlar. Ben de onları aldım dedim ki ayıp dedim hani demeyin böyle falan filan diye. Şuraya geleceğim. Bilinçaltları ciddi anlamda etkilendi değil mi? Hakan bilinçaltları mı bilmiyoruz ama hani aslında çok iyi bir yere değindiniz. Çocuklar bunu günlük yaşantısında çok küçük yaştaki çocuklar bile dillendiriyor. Çünkü hepimizin çok hayatının içinde ve dilinde bir durum. Ama bir diğer tarafıyla biz her yaş grubunda ergen de olsa karşımızda sonuçta çocuk olarak bakıyoruz ya onlara, ebeveynler olarak. Zikrettikleri, sarf ettikleri söylemlerin bazen çok yetişkince anlayabiliyoruz. Dolayısıyla önce ne anlamda söylediğini anlamaya çalışmak değerli. Yani korona diye sadece sizden duyduğu ve eğlenceli değişik gelen bir kelimeyi kullanıp oyun mu oynuyor? Yoksa gerçekten ürkmüş ve bu devam edecek bir korkunun yansıması mı? Durdurmadan önce neymiş, ne demekmiş, niye öyle dedin, sence korona olana ne olur gibi sorular sorup ne amaçla söylediğini anlamaya çalışmak önemli. Ki ne olduğunu anlamadan korkutup durdurmayalım çocukları. Şu var ama Yegan Hanım, mesela bu tatille alakalı hepsi belli bir yaşta olduğu için fix hepimiz tatile götürüyoruz, o beklentileri var. Şunu soruyorlar, virüs bitecek mi, gideceğiz virüs var. Ya, o virüs şey var bunlarda yani o bir farkındalıkları var. Tabii. Bunu nasıl yapalım yani çok sıradan bir şeymiş gibi mi konuşalım, geçiştirelim mi? Her yaşa göre değişir. Sizin çocuğunuzdan başlayalım. 7 yaş grubu yani ilkokul grubunda bir çocuk. Evet. O çocuklar hem uzaktan eğitim sürecinde hem arkadaşlarıyla sohbet ederken sizin kontrolünüz dahilinde olmayan bilgiler de ediniyorlar. Yani hasta ebeveyni olan, yakalanmış ebeveyni olan arkadaşı da var. Okuma yazması olduğu için siz ne kadar korumaya çalışsanız da televizyonda ya da başka bir yayın organında bir haberle karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla önce ne bildiğini, tam neyle ilgili ne düşündüğünü anlamaya çalışmak önemli. Onun sonrasında ilkokul grubuna çok çok gerçekçi tablo değil ama kaygısını dindirecek kadar bilimsel bilgiyi paylaşmak önemli. Birkaç cümle yani, alabilir miyim sizden? Mesela ne demeliyiz? Yani diyelim ki bu virüs bitecek mi dediğinde siz gerçekten ne düşünüyorsanız ve gelişmeler neyse biraz daha çocuk dilinde aktarabilir. Yani 7 yaşında çocuğum bana bunu sorsaydı diyebilirdim ki ya açıkçası bu konularla ilgili ben de çok fazla bilgi sahibi değilim. Ama o yüzden doktorları dinlemeye devam ediyorum. Doktorlar bizi sağlıklı kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Biz şimdi tatil programlarımızı yapalım. Yazın ne yapacağımızı planlayalım. Sonra önümüze gelince bakarız. Ama birisinin besinden çok kendimizin ne spor yiyeceğimizi öğrenmemiz daha önemli. Şimdi bir şey daha merak ediyorum. Velev ki haber seyrediyoruz. Ve o izlediğimiz haberin içeriği de işte virüs anlatılıyor orada. Konu zaten genel olarak hep koronavirüs. Çocuk geldiğinde oraya, o yaş grubu çocuk, o kanalı değiştirelim mi? Mesela o da takılıp izliyorsa merakla ne diyor diye. Yoksa onu oradan çıkartalım mı veya kanal mı değiştirelim, ne yapalım? İzlemesine izin mi verelim? Hakan Bey, tabii ki çok iç içeyiz ve sürekli çocuklara ilgili, çocuklara göre kendimizi organize etmek bazen mümkün olmuyor. Ama ebeveynin elinden geliyorsa, zaten çocuk ayaktayken, salona girme ihtimali varken, gün saat dilimi olarak o kanalları açmamak bence önemli. Evet. Çocukların maruz kalmaması önemli. Çünkü kontrol edemiyorsunuz ne söyleneceğiyle ilgili. Ya da bazen televizyon programındaki, bence çokça hekim televizyon programlarında yer aldığı için programlar da çok daha tartışmasız ve güzel, keyifli geçiyor bir tarafıyla dil kullanımı açısından. Ama ürkütebilir söylenen bir şey. Ölümden konuşulabilir, kayıplardan konuşulabilir ya da haber verilirken gösterilmiş bir fotoğraf. Aslında hayal etmediği bir şeyi aklına sokabilir. Ama bu ergenliğe kadar, yani bir 15 yaş üzerinde çocuk eğer istiyorsa, genç eğer istiyorsa, kendi takip ettiğiniz haberleri onun da takip etmesine izin vermeniz önemli. Yoksa kontrolsüz yalan haber takip edip daha çok korkabilir ergen çocuklar. Ergen gençler. Neyden ne kadar etkilendiklerini maalesef bilemediğimiz zamanlar yaşıyoruz, ama benim bir de şöyle bir sorum var. Şimdi evet, maske kullanmak zorundayız. Çocuklarımızı da artık adım adım sokağa çıkartacağımız için onlara da maske kullanacağız. Şimdi çocuklar, yani belli bir yaş grubunu sadece sınırlamıyorum, daha önce görmedikleri bir şeyle karşı karşıyalar. Herkesin ağzında bir maske var. Bir kere bu onlar için nasıl bir algı yaratıyor? Öte taraftan mesela maske kullanımına alıştığımız zaman şöyle örnekler duydum ben kendi çevremden de. Çocuk mesela kaç yaş grubu olursa olsun kendi oyuncak bebeklerine de maske takmaya başladı mesela. Bu hani takip edilmesi gereken bir süreç mi? Bunun için ne yapmalıyız? Bu sürece nasıl alıştırmalıyız? Çünkü maskeyle yaşamaya alışacağız eni konu. Çocuklar da dahil bu konuya. Öngörünüz nedir? Ne yapmalıyız? Tabii ki yeni normalleri biz de hem ebeveyn hem uzmanlar olarak görüyor olacağız. Yani bu çağı yaşayan, bu dönemi yaşayan insanlar olarak bazı şeyler yeni normalimiz olacak. Ve biz biliyoruz ki çok özel durumlar yoksa, ebeveyn çok yüksek kaygılı ve çocuğuyla bu süreci çok endişeli yürütmediyse, yani iyi yönetebildiyse, çocukların adapte olabilme becerisi bizlerden çok daha yüksek. Dolayısıyla bizim için tıpkı teknoloji kullanımı gibi, bizim çağımızda bu telefonlar mı vardı diyorduk. Şimdi hayatımızda maske yokken, hele ki en küçük yaş grubu, maskeyle sosyalleşmek onların normali olacak olabilir. Ama kilit nokta ebeveynin bu süreci nasıl yönettiği, bu kaygıyı nasıl yönettiği, çocuğa bunu oyunlaştırarak sunabildiği, bunun bir gereklilik olduğu ama hayatında bir normali olduğu gibi bir bakış açısıyla aktarıp aktaramadığı, çocuğun bu süreci nasıl içselleştirdiğiyle direkt olarak etkili. Bebeklerinde kullanması kimi çocuk için kabul ettiği ve eğlenceli bir şey olduğunu gösterebilir. İşte küçük bebeğine koyuyordur, kendine de koyuyordur, maskesinin üzerine de bir tane kalp çiziyordur örneğin ve sokağa çıkarken de takıyordur. Ama başka bir çocuk hem çıkarken takmaktan korkuyordur ya da takmadan çıkmaktan çok endişeleniyordur. O yüzden o endişe temasını tekrar ve tekrar oyuncaklar üzerinde getiriyordur. Hı hı. Dolayısıyla ebeveyn çocuğunun yapısal özelliklerini ve hangi sebeple o davranışı sergilediğini iyi gözlemlemeli. Gözlemlemek düşüyor zaten şu anda bize, en çok anladığım bu. Peki online eğitim süreci de aslında hiçbirimizin alışkın olduğu bir şey değil. Anne babaların bu konuda çok büyük yükümlülükleri var ve hani az önce de söylediğim gibi artık süre de uzadı. Hem bir strese giriyoruz çocuklar online eğitimdeyken, hem onlar da yepyeni bir sürece alışmaya çalışıyorlar. Ben bu konuda anne babalara tavsiyenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü başında durmakta zorlanan çocuklar var, istemeyenler var. Görüyorum, çevremde de çok duyduğum isimler ve örnekler var. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Hızlı iletişim kurabileceği okulda okuyan çocukların ebeveynleri mutlaka okullarıyla yakın iletişimde olsunlar.
sıkıntı yaşadıkları konuları mutlaka öğretmenlerine danışsınlar. Her yaş grubu için en başından beri temel önerim mutlaka ve mutlaka uzaktan eğitime devam etsinler. Öğrenim, yani hedef kazanımların edinilmesi akademik taraf haricinde uzaktan eğitim çocukları normallerine bağlayan bir süreç. Ne kadar istemeseler bile. Dolayısıyla özellikle okul öncesi ve ilkokul grubundaki veliler ders saatlerini takip edip mutlaka o saatte ekranı açıp çocuk problem çıkarıp ekran karşısında oturmuyorsa bile her gün aynı saatte öğretmenlerinin ve arkadaşlarının orada onun için olduğunu ona hissettirmeleri önemli. Beraberinde akademik kazanım da kendiliğinden geliyor zaten. Genç grubunda da tabii ki gençler yani ergen grup diyelim ortaokul lise grubu tabii ki biraz daha kendileri yönetiyorlar ve karışıldığında sinirleniyorlar. Ama orada da mutlaka tamamen içinden çıktım diye düşünmesinler. Çünkü çocuklar bu sürece yönetmekle ilgili zorlanıyorlar. Çatışmalı bir ilişkiye girmek değil ergen grupla ama yine okula danışarak ve yine çocuğunu hatırlatarak uzaktan eğitimin devam etmesini sağlamak adına ellerinden geleni yapsınlar. Önerim bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Bilgileriniz bizim için çok kıymetliydi. Yegan Özcan bizlerle birlikteydi. Hem psikolog hem pedagog kendisi. Yani aslında hem anne babalara çok iş düşüyor hem de çocukları ne kadar az etkileyebiliriz onları tartıştığımız bir dönemdeyiz. Hepimiz alışacağız yavaş yavaş. Yapacak bir şey yok. Hepimizin Allah yardımcısı olsun diyelim. Şimdi ihmaller. Hani az önce Hakan sen de söyledin. Artık nerede, nasıl, ne şekilde insanları yakalayacak polis şaşırmış durumdayız ama bu örnek yani ağaçtaki bir kedi değil, bir hayvan değil bu kez. Puma mı var? Evet. Bir izleyelim. Merak ettim. Buraya baksana, ağaçtaki. Polis, dön arkanı. Kardeş. Oo. Bakar mısın? Arkaya dön. Baskın yapıldı, ağaçta yakalandı. Arkadaş, dilini mi yuttun? Dön bu tarafa, dön. Kapat. Ne kadar meraklısınız ya. Kumar oynuyorlardı, polis baskın yaptı. Arkadaş, dilini mi yuttun? Dön bu tarafa, dön. Bizi çıkmaya zorlama ağaca. Dön, kendin de riske atıyorsun, dön arkaya. Yakalanmamak için ağaca çıktı, saklandı ama yine de kurtulamadı. Gel buraya. Biz alalım onu. Ağaçta hiç ses çıkarmadan ve kıpırdamadan durursa fark edilmeyeceğini zannetmişti ama hiç de öyle olmadı. Arkadaş, dilini mi yuttun? Dön bu tarafa, dön. Bizi çıkmaya zorlama ağaca. Polislerin ısrarlı çabalarına rağmen ağaçtan inmemek için direndi ama sonunda pes etti. Gel abi. Gel korkma, düşeceksin. Gel polis var. Kimden korkuyorsun? Ya dikkat et. Düşeceksin abi, gel kurban olayım ya. Ne gerek var düşme ya. Düşme, gel bu tarafa, tamam sen de geç. Bursa'daki polis baskınında 8'i kumar oynayan 34 kişi yakalandı. Buraya baksana, ağaçtaki. Polis, dön arkanı. Kardeş. Oo. Bakar mısın? Arkaya dön. Gel. Gel abi. Gel korkma, gel polis var. Kimden korkuyorsun? Ya dikkat et. Düşeceksin abi, gel kurban olayım ya. Ne gerek var düşme ya. Gel bu tarafa, tamam sen de geç. Olayımız, son durumumuz budur. Şimdi bu illet fena bir hastalıktır. Yani bu... Ağaca da çıkartır, her şeyi de yaptırtır. Şeyde bundan müzdarip tanıdıklarımız çok oldu bizim, bilirim ben. Şey çok enteresan, biliyor musun? Şimdi bu koronavirüsle alakalı bir gün bir telefoncu da adamın bir hapşırmıştı. Biz verdik onu. Ondan sonra adam artık nasıl bir refleks geliştireceğini o an şoka girdiği için olduğu yerde paltosunu kapanmıştı. O görüntüyü ben hiç unutmadım. O evet. Müthiş bir şey. Yani o mesela Cem Yılmaz 2 saat parodi yapsa o kadar beni güldüremez yani. Bir reaksiyon yani. Evet. O kadar. Şimdi bu da öyle bir şok geçiriyor ki o şu an. Bak o arkayı çökmüş ya. O belli ki babasından mı rezilliğine, artık karısından mı, çocuğundan mı? Yani onun şokundan o polisi duymuyor ki o. Eyvah anam diyor. Ona mesela ok atsan ah demez. Hissetmez. Tabii ah demez o. Yani böyle 3-4 tane at kışk kışk diye çıt çıkmaz yani. O transa geçmiş. Meditasyonun tabii, dibinde. Orada 24 saat kalabilir misin? Top gibi bazı o şeyler vardı. Bir top böceği mi bir şeyi var böyle. O yürür
Kaplumbağa da öyledir. Mesela dokunduğun an hemen top gibi olur. Evet. Böyle toplanır veya kafasını çeker. O evrim geçirmiş o. Geçmiş yani. Olsun. Yani daha neler göreceğiz şeyi bakalım. Şeyi söyleyeyim, benim sevdiğimiz bir Hatice İkbal hanımefendi var. Bugün doğum günüymüş. Ne oluyor Burcu? Sen bilirsin onun işleri. Boğa mı? Boğa. Onu düşünüyordum. Doğum gününüz kutlu olsun Hatice Hanım. Nice sağlıklı, mutlu yaşlarınız olsun. Bak görüntü geldi. Nice mutlu yaşlarınız olsun. Sevdiklerinizle, sevenlerinizle birlikte. Ya, hemen bak, reji o arada onu ben ayarladı. Ben ömrümde, hayatımda şu mikrofonlarımı toparlasam da kalksam. Hadi kalk kalk. Tabii tabii. Şimdi şey şu olmaz. Hadise var. Bir şey olmaz diyor. Bırakacağım şimdi. Takır takır gideceğiz bak. Şu olay var ya. Bu kardeşimle ben bu korona günleri bittikten sonra tanışmak istiyorum. Samimi söylüyorum. O kadar içten bak. Hayat çok normal. Ne kadar rahat böyle yapıyor. Alo ne yapıyoruz falan filan. O çünkü mutlu. Bak böyle şekilli falan da o. Yani bak orada oynuyor. Planları var. Diyor ki bak burada kime yazıyor belki hani. Ya mutlu yani. Aklında hiçbir şey yok. Bak burada alacağını tahsil. Bak. Çok iyi bak. Ya. Dünyası gitti. Ya böyle bir şey olabilir mi? Haline son hali bu. Ya bak de... silah çekseler. Ay, içeri el bombası atsalar. Hani böyle ağzından içeri atsa böyle bunu olmaz. Yapmaz. Yazık. O artık aksırık ve öksürük onun dünyadaki son noktası. Evet, evet. Ölüm kuru kafayla. Bak ne kadar rahat takılıyor ama. Yani şimdi onu yapayım. O öyle konuşan arkadaşlarım var benim. O yapıyla alakalı. Bak mesela ben hiçbir zaman öyle konuşuyorum. Alo ne yaptın falan. Ben mesela hiç beni böyle göremez. Ben öyle bir adam değilim yani. Baba sonra böyle oluyor ama bak. Ya sen. Bak görüyor musun? Orada aynen alacağını nasıl falan unuttu. Orada tahsil edeceği paranın evrağı vardı. O unuttu. Şey gitti. Ötekisi baraj kurdu. Bak o firki katılıyor gibi. O yazık mesela onu kaçırmışız. Baba bak burada bu futbolda çok yakın mesafeden firkik atılacağında o normal şöyle yaparsın. Baba barajı kurmuş bak. Ya kardeşim. Roberto Carlos gelse bu kadar tedbirli olmazdı yani. Çünkü o sert durur ya topa. Ya korkunç bir şey arkadaş ya. İnanılmaz bu. Bu beni böyle bilinç altımda bu korona günlerinde mesela bana diyecekler ki Cenab-ı Allah nasip eder hayatta kalmayı başarırsak. Amin canım inşallah. Daha kancım ne diyorsun bana? Koronada imgelediğin 3-4 tane o biri bu mesela. Ya bu çok iyiydi. Tabii tabii ben hiç. Ekibimizin bunu de eline sağlık bu çok hafta önceydi. Reyhan anında çatık diye getirdi de Allah razı olsun. Peki şimdi bir Rus spikeri ekrana getireceğiz. Neden getiriyoruz Rus spikeri? Çünkü Türkler gibi davranmış, bizi örnek göstermiş. Davranmaya ama yani davranmaya çalışmış. Bizim gibi yapabilir. Ya mümkün değil, evet. Mümkün değil. Bir izleyelim bakalım. Şaka maka yapmış ama. Şimdi yapmış yani. Avni Özgürel, Süleyman Seyfi Öğün. İşte bu hani Rus politikaları falan filan Ortadoğu'da çok etkililer onlar tabii. Şeyi söylüyorlardı geçenlerde bir istatistik verdi. Geçenlerde dedim 2-3 ay önce. Bir de Taşans Türker hocamız var uzmanı. 180 bin evlilik var. Türk-Rus evliliği. Çok 180 bin mi? Tabii tabii. Ve şey hesaplanıyor, istatistik yapıyorlar. Belli bir süre makul bir istatistiksel veri verebilecek süre öngördüler. Bayağı bir entegre oluyoruz Ruslarla yani. 180 bin zaten çok ciddi bir rakam. Biz biliyorduk bunu zaten değil mi yıllardır? Hani
Ama Antalya'da ben bu kadar rakam olduğunu düşünmemiştim. Yok işte söylüyorlar. Hep onu söylüyorum. Söylüyorlar. Allah razı olsun. Onlardan edindiğim bilgi hep onu söylüyorum. Ben Fahri Paşa'yı da arıyorum. Süleyman hocamı da arıyorum. Avni abiyi de diyorum ki Allah sizden razı olsun. Yani bana bir şey öğretenden Allah bin defa razı olsun. Onlardan o kadar çok şey öğrendim ki ülkemle alakalı, tarihimizle alakalı, bugünle alakalı, jeopolitikayla alakalı. O kadar çok. Ne işte bak bunları konuşuyor. Nereden bileceğim bunu? Araştırıyorsun, okuyorsun. Hayır, sen. Söylüyorlar. Söyleyen ve yani mesela bilgilenmek istediğin her konuda çok değerli hocalarımız tabii var. Tabii öğrenilebilir. Yeter ki sen iste. Yani oradan işte onlar konuşuyorlardı. Ciddi anlamda bir entegrasyon var. Hatta ülkeler arası Putin'le Cumhurbaşkanımız da bunu bilip konuşuyorlardı yani. Evet. Entegrasyon var. Biz zaten şeyi biliyoruz. Antalya'da da çok ciddi yatırımları var oralara, tabii, buralara, tabii, otellere çok, falan. Çok, yani çok. O yüzden içimizden biri gibi oldular. Bizim sitede de birçok benim arkadaşımın Rus hanım eşi var. Çoluğu çocuğu falan. Kültürümüzde çok iyi biliyorlar falan. Zaten Osmanlı'dan daha tabii tarihe gittiğin zaman çok, çok var. İç içeliğimiz var yani. Çok ama var. Başarılı, ben şaşırdım. Ben de bu kadarını beklemedim, izlememiştim ama aynı jest mimikler. Güzel gözlemlemiş. Hepimizde yani var şu, bunu yapmayan var mıdır? Tabii canım. Biz konuşurken yapıyoruz bizim sürekli. Ayhan abi vardı, selam olsun, beni götürür getirir, evet, hatırlar evet, mısın? Şimdi o onu şöyle yapardı bak. Bir şey söylüyorum, enteresan geliyor, böyle hatırladım yapıyor. Bak şimdi arabada. Burada biter değil mi? O böyle yapıyor bak. Ben de böyle yapmaya başladım. Güvercinciler bilir bunu. Kuş dama çıktı diyelim, tamam mı? Veya uçuyor, inmiyor. Alırsın eline yemi, sallarsın. O yemin sesini kuş duyar ve böyle yaparsın. Yeh dersin. Onu söyledim. Bana dedi ki bu yaştan sonra cık cıkı bıraktırttın bana abi, Allah razı olsun. Ama uzun sonsuz, mesela buradan başka bir muhite geçiyoruz, hala cık cıklıyor. Tabii. Mesela Aksaray'da başlıyoruz cıkcığa, Topkapı'ya geliyoruz, baba cık cıklıyor. Dedim burada Allah'tan açık havada yapmıyorum sana bunu. Eminönü'nde yapsam üstümüz başımız kuş istiyorlar. Herkes konar üstümüze yani. Güvercinlere de selam olsun, bir de güvercincilere de. Evet. Yani biz kuşları, hayvanları, böcekleri bu kadar severken yine maalesef bir hayvanını, üstelik de kendi hayvanını bagaja atan bir kişiyle devam edeceğiz. Bir hayvansever tarafından yakalanıyor. Açıklaması taşımasından daha da kötü. Bir izleyelim. Timsah mı taşıyormuş? Yok yok, köpek ama ha, yani açıklaması çok fena. Normalmiş ona göre. İzleyelim. Hayvanı nereye koyacaksın? Hiç acımadı. Köpeği bagajda taşıdı. Sosyal medyada yayınlanan bir video hayvanseverleri kızdırdı. Koyacaksın hayvanı. Arabaya biniyoruz. Ondan hayvanı nereye koyacaksın? Şeyi takip ediyorsunuz, maske. Hayvanı nereye koyacaksın? Nereye koyayım? Bagaja koydum, götürüyorum. Hava alıyor. Hayır tamam, evde nereye koyacaksın? Yıkamadın ya. Ya evde de koyacağım. Bahçeme koyuyorum. Polis kontrolüne takılan bir aracın bagajında köpek olduğu tespit edildi. Köpeği aşıya götürdüğünü söyleyen kişi hayvansever bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. Oldu mu? Ben hayvanı alacağım onu. Ondan sonra bana diyorsunuz ki yok virüs muhabbeti. Niye hayvan alıyorsun o zaman? Niye almayayım? İğnesine vurdurmaya götürdü. Bagajda mı götürüyorsun? Bagajda götürüyorum. Hayvan sever misin? Evet. Allah Allah. Benim köpeğim olmasa ben niye o zaman götürmeyeyim? Suratı bagajdan çıkar. Şahıs koronavirüsü bahane ederek köpeği bagajdan arabanın içine almamakta direndi. Bagajdan çıkart. Bak hanımefendi. Bagajdan ben zaten çıkart. Kendimi zor tutuyorum. Bak. Ben devam edeyim. Tamam. Memur bey alın götürün. Bak ileride vallahi bir şey demediler. İleride bana durdurabilirsin dediler. Tamam, o yüzden peşinden geldim. Tartışma bir süre devam etse de şahıs arabasına binip gitti. Köpek de bagajda kaldı. Köpeği bagajda taşıyan kişiye herhangi bir ceza uygulanmamasıysa eleştirilere neden oldu. Tamam, zaten çok kötü olacak senin sonun. Bekle. Bahanesi bagajda taşıyor, bir de normal diyor. Yani gerçi insanı taşıyıp normal diyen de var ama. Bak bu şöyle tehlikeli. Ben bunları hep yaşadık biliriz ya. Şimdi ben sana anlattım, isim de vermeyeyim, rahmetli de oldu o arkadaşım benim. Şimdi bazı insanlar çok yanlışı doğru biliyor ve hayatı öyle yaşıyor. Mesela şöyle, ben çok yaşadım bunu. Mesela karısını diyor ki benim diyor karım diyor benim göz bebeğim diyor. O benim diyor canım. Onun diyor kurban olsunlar falan. Hani böyle güzellemeler vardır. Onun diyorsun adama bak be. Yazık, ne güzel, ne sevgiyle. Hayır, bir de duygulanıyorsun. Öyle seviyor. Falan. Dövüyordur kesin. Şey, anlattığım için sen biliyorsun bunu. Mesela iki gün sonra
benim diyor terliğim nerede diyor. Ben diyor sana bu terliği ulan buraya koy demedim mi ulan seni diyor. Pat. Şimdi onun sevgi anlayışı bu. Çocuklar için de bu geçerli. Mesela adam çocuğunu seviyor. Allah bir seviyor diyorsun ki ben çocuğumu sevmiyormuşum demek ki diyorsun. Adam havalar atıyor seni yerim diyor bilmem neyini yerim oranı yerim buranı yerim. Yemek yani yemek gibi görüyor çocuğu yani. Hani biz de ne diyoruz? Yani kaba saba ama çok seviyor çocuğunu. Aynı çocuğunu bakkala yolluyor diyelim. 5 dakika geç geldi diye feci şekilde dövüyor. Baş böyle örnek. Şimdi bu davranış bozukluğu, bunun adını artık kim ne koyarsa koysun. Bu da adam kendini savunurken bak şunu diyor onlara dikkat ettim ben. İğnesini yaptırıyorum. O ben sahibiyim onun. Bahçede koydum. Yani sen ne diyorsun? Ben onu ne demek sen beni sevmiyorsun, ona eziyet ediyorsun diyorsun. Bagajda bu arada hayvan. Ona göre o normal, o daha tehlikeli. Şimdi hatasını bilen bir adam düzeltir. Ama hatayı hata olarak kabul etmiyorsa birisi ve %100 o hatası ona ne yapacaksın? O bir tek köpek konusunda öyle değil ki. O hayatını o yanlışlarla yaşıyor. Mesela kız arkadaşına sen kız ne şirinsin diyor. Mesela annesine babasına hakaret ederek espri yapıyor. Bilmiyor benim öyle çok tanıdı. Küfür ediyor. Mesela küçük çocuğun yanında da küfür ediyor. Ve normal geliyor. Senin hep söylediğin bir örnek hiç unutmadığımız bir örnek de şu an ekrana geldi. Allah razı olsun rejiye teşekkür ederim. Bakın aynen. Arkadaşlar ya. Bak bu bağlanmış çocuğu değil mi bu? Evet evet kızı. Bakın abi bak. Oradaki kararcı bak. Gördüğünüz şey kızı. Bak şimdi. Bu bayağı. Muhafazakar bir aile, ben bu röportajı hatırlıyorum çünkü adamın şeyine nahiyesi kazasına oturduğu yere kadar haberci arkadaşlar takip ediyor. Evet. Ve bu kızcağızımız sonra orada iniyor, adamın röportajı var. Bayağı evlatlarına çok düşkün, bizden minicik eksiği olmayacak duygusallıkta bir tavrı ve açıklaması ve izahı var. O vayim geliyor bana. Fakat adam bunu çok normal diyor. Diyor ki ne var ki dedi. Bu dedi içeride dedi. Kızım duruyordu. Hava almak dışarıya camı açtı bakacağım falan deyince kızım ben seni daha rahat hava aldırtayım evladım sana kurban olsun baban diye buraya bağlamış. Kız bu giden arabada buraya bağlı. Ben ömrümde bunun benzerini hiç görmedim. Bu gidiyor ve adam onu eleştirenlere kızdı biliyor musun? Evet hatırlıyorum. Şimdi bak burada bu çok büyük değil. Bu toptan halledilmesi gereken. Yoksa kabahat işledi biliyor kaçıyor. Mesela o kumarda yakalan adam ağaçtaki. Porsuk oldu yani ağaçta. Evet, ondan ağaçtaki. Korkma daha bir daha mesela bir iki daha yakalansın daha yapma. Çünkü o kabahatini biliyor. Evet özrünü dileyebilir. Bunlar bu hayatı yaşarken bunları normal. Mesela sen şimdi buradan yayın bitince ayakkabını değiştirmiyor musun ya? Evet. Böyle yaşıyor hayatı. Bir yanlış yani bir hayatı yorumlayışı yanlış. Sevgiyi yanlış yorumluyor. Arkadaşlığı yanlış yorumluyor. Mesela onu da nerede anlıyoruz biz? Arkadaşı dönüyor diyor ki televizyonun sesini kıssana diyor. Haberde ne görüyoruz biz? Öldürmüş. Öldürmüş. Doğru söylüyorsun. Sen onu orada görüyorsun. İşte ne yapıyor? Köpeğini götürürken. Canım köpeğim onu ne var ki diyor. Bagaja koyuyor. Onu doğru kabul ediyor. Çocuğuyla giderken arabanın arkasına bağlıyor. Hayatı yaşayışları böyle maalesef. Yanlış. Normal gelen şeyler. Ve bunu doğru bunlar. Sanıyor. Evet. Bunu doğru sanıyor. Mesela seninle oturuyor. Karı koca sana misafirliğe gelmiş tamam mı? Sen arkadaşın hizmet ediyorsun bir şeyler hazırlamışsın vermişse. Bakıyor mesela oh diyor Nur Tuba senin de tuzun kuru diyor. Yapar. Yapar değil yapıyor. Yapar var örneklerimiz var. Çağırdığına pişman ediyorsun. Halbuki bu içinden bile söylesen ayıp evet. Onu ne zaman söylersin? Gidersin kendi evine kötüsündür. Onun mutluluğuyla mutsuz olmuşsundur. Ne yapayım yani insanları diyor. Var canım öyle. Kendi kendine orada konuşurken ki bunun adına dedikodu diyoruz. Nur Tuba'yı da gördün mü tabii oh onu yapma. Bak kötüsün onun mutluluğuyla mutsuz olmuş. Hayır densiz. Çünkü onu normal sandığı için sana bakarak böyle yapıyor. Mesela bu çay ya. Oh Nur Tuba senin de tuzun kuru diyor. Yani tek diyeceğim böyle mesela. İşte bunlar hayatı belli yaşı isterse 60 olsun. Davranış bozukluğu mesela. Nerede nasıl oturulur? Nerede ne söylenir? Üzüntü nedir? İşte mutluluk nedir? Onu nasıl yani bunları oturtamamış balans yok. O kızını da bağlar oraya. Her şeyi yapar. Köpeği de bagaja koyar.
Karısını bugün seviyorum der, yarın üstünde tepinir. Aynen. Çocuğuna da evladım der, ertesi gün kafasını gözünü kırar. Maalesef. Böyle insan çok var. Normal onlara göre. Umuyorum bu normaller daha da fazlalaşmadan normalleşiriz diyeyim. Ve WhatsApp'larımız geliyor, gözünüz aydın. Aynen. Halkımız canımızdır, gelsin bakalım. Hadi bakalım. Dönüdürelleriz ya, ateşten atlanması gerekiyor normalde ama bunu sokağa çıkıp yapamadıkları için televizyonda ya yapmışlar. Nasıl yaratıcı ama. Böyle bir şey yok, efsanesi. Yani helal olsun yani, değil mi? Bak kafaya bunlara çalışıyor, ticarete bunu çalıştırsa gerçekten ağır parayı bulur. Helal olsun. Helal olsun. Sevgiler, selamlar, devam edelim. Günaydın Hatay Payas'tan, sevgiler, saygılar. Sabah sabah sizi izlemek çok mutlu, çok huzur verici. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hatay'a da selam olsun. Ben acemi bildiğim Hatay Serin Yolu'da yaptım. Orada bir Afgan köyü vardı. Onların tavuk şişi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Efsane. Bir şey Nur Tuğba, bir şiş bu kadar et. Enteresan, meşhurdur Hatay, Hatay'ın. Peki. Selam olsun. Devam edelim. Hakan Bey, hayırlı günleriniz olsun. Bunlar da benim ufak tefek güzellerim. Eğlence amaçlı. Hayvanlarım yanında ben de bunları aldım. Bunlara baktıkça dünyayı unutuyorum. Ne güzel. Değil mi? Aynen öyle, ne güzel. Uğraşmak böyle değil mi? Bence canlıyla uğraşmak falan. Bir de doğaya, çok güzel. Doğaya, hayvanla yani ilgilenmek gerçekten insanı da hayata daha çok bağlayan şeyler bence. Selam zaten olsun. Zaten sana bir söyleyeyim Nur Tuba. Gerçekten bugünün dünyasında hobileri olmayan adam yanmış. Yok zaten. Kafamız hele böyle atacak. Bir zamanda mümkün hani bir değil. Bir güvercin midir, bir kuş mudur, bir kedi midir, bir köpek midir, koyun neyse yani. Evet. Hakikaten lazım bir şey. Kesinlikle. Veya bahçede değil mi böyle ekme biçme falan. Psikolojimiz için gerekiyor. Çok lazım. Şart. Devam edelim. Günaydınlar diliyorum Hakan Bey, Tuğba Hanım. Ufak kızımla hastanedeyiz ve hastanede sizi izleyerek bir nebze de olsa keyifleniyoruz. Size iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Kimin neyi var acaba? Ama çok geçmiş olsun. Ya, dişlerimi sıktım ben de. Fıstıklı lokum gibi o yanaklar, ağza burnu... İnanılmaz bir şey ya. Allah bağışlasın ya. Geçmiş olsun. Geçmiş. Bu arada nedir derdiniz bilmiyorum. Ben sizin mi, kendinizin mi, yakınınızın mı, tanıdığınızın mı, kimse Allah şifa versin. Amin. Şifa bekleyen bütün insanlarımıza ama bu kız çocuğu Allah bağışlasın ya. Çok güzel. Tam maşallah. Böyle ısırmalık zamanları Allah getirgesin. Devam edelim. Hakan abi, ben Mersin'den Uğur. Sizi izlemekten keyif alıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evde kal. Mersin'den Uğur ben. Evde kalın Türkiye. Saygılar. Lan eş müdahale etmiş, evde Mersin'den kal. Mersin'den Uğur kardeşim benim. Eyvallah, çok şirin bu videonun için, teşekkürler ama komutanın kim olduğunu duyduk. Komutan iyi. Böyle bir evde kal diyor. Ona göre. Hanımefendiye selam, saygılar, tebrik ediyorum sevgiler kendisini. Sevgiler olsun tüm Mersin'e, devam edelim. Hakan abi ağzına sağlık. Çok iyi konuşuyorsun. İnşallah halk senin dediklerine uyar ve bir an önce Allah'ın izniyle şu virüsten kurtuluruz. Kolpaçino'ya selamlar abi. Allah'a emanet olun. Kolpaçino ekibinden Allah razı olsun. Biz de bir film yaptık. O Kolpaçino bir kült oldu ya. Enteresan bir şey ya. Kaç senesiydi o? Ya oldu aslında şöyle, bayağı da. Ben bazen bu Wikipedia falan giriyorum oraya. Yaptığımız işleri unutuyoruz. 70-80 tane iş yapmışım. Dizi, mizi, film falan. Onun dışında yani 100'e yakın iş yapmışız ya. Fakat bu iş, hani bazı işler vardır, o klasikleşir yani. Buradan Şafak'a, Sezer'e teşekkür edeyim. Çünkü Şafak'ın projesidir bu. Büyük emeği var. Bu iş bana öyle bir yapıştı ki birçok yere gittiğimde hala bana Sırrı abi diyorlar yani. Enteresan bir. Caps'ler falan var ya, girer yer. O bir tanesi yani. Var ki ay onu sonra buluruz da paylaşırız. Sırrı abi. O çok iyi, buluruz. Zamanımız kaldı mı bir video daha için yoksa reklama mı gideyim? Peki izleyelim hadi. Hakan abim, Nur Tuğba kardeşim ve tüm Kanal D ekibine öncelikle hayırlı sabahlar diliyorum. İyi programlar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah razı olsun sizden. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, sizle Allah'a emanet Allah senden olun. Razı olsun kardeşim. Bize ettiğin iltifatlardan, dualardan Allah seni de fazlasıyla nasiplendirsin. Şekilli aslan gibi bir kardeşimiz.
bize bir tesbih hediye yollarsın. Yani. Ben hastasıyım o işlerin. Tamam. Devam edelim. Ama hijyen, sen spreyleri, sen de sprey. Dezenfektanlarla. Allah'a emanet. Devam edelim. Merhaba Tuba Hanım ve Hakan Bey. Programınızı severek izliyorum. Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz ama ben köyde bunu pek hissetmiyorum. Şu an gördüğünüz gibi güllerin altında, gül kokularıyla beraber. Sizi seviyorum. O kuş sesleri yeter. Ne, kıskandık ama. Bak, yemin ediyorum kıskandık. Daim olsun. Tabii gözümüz kalmadı maşallah diyelim de ama çok güzel. Evvelden bu şehirlere göçme çok hani hep var. Artık tabii. O işler bitti. Herkes şimdi şehirden köye. Yani, önceci tabii şimdi aynen. Tam tersi göç aynen. Başlayacak aynen. Yani. Peki reklama gidiyoruz şimdi. Ardından tamam. Buradayız. Kanal D ekranlarına hoş geldiniz ama o söylediğimizi gerçekleştiriyoruz artık. Şarkılarla veda ediyoruz. Hakan sever misin bu şarkıyı? Ferdi Tayfur olsun çamurdan olsun dermişim. Şeyi söyleyeyim hemen bir sevabına ya. Tamam. Bir sağlıkçı hanımefendi ricada bulunmuştu. Mersin Gönüllü Palyaçolar Instagram hesabını takip ederseniz çocuklarımızla ilgili müthiş faaliyetleri ve yardım amaçlı organizasyonları var. Çok mutlu oluruz. Mersin Gönüllü Palyaçolar Instagram hesabı bu. Selam saygılar olsun. Yarın görüşürüz efendim. Hoşça kalın.